Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinin 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. 1. sorumuz, öğretmen verdiği performans ödevinin bilgisayarda resim ve yazıların hareketli bir şekilde hazırlanmasını istedi. Bunun için hangi programı kullanmalıdır? A. Microsoft Office Word, B. Microsoft Office PowerPoint, C. Windows 7, D. Paint. Arkadaşlar, bilgisayarda resim ya da yazıların hareketli olmasını istiyorsak sunum hazırlama programı olan Microsoft Office PowerPoint programını kullanırız. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci soru, PowerPoint programında her bir sayfaya ne ad verilir? A. Sayfa, B. Makro, C. Sunum, D. Slide. PowerPoint programı slaytlardan oluşur arkadaşlar. Her bir sayfaya slide adı verilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru. PowerPoint programında yukarıdaki bölümden slaytlara ne eklenir? A. Animasyon, B. Slide geçişi, C. Yeni slide, D. Slide tasarımı. Arkadaşlar, yukarıda gördüğünüz bölümden sunumlara animasyon ekleriz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. Slide gösterisini başlatmak ve gösteriden çıkmak için kullanılan tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Slide gösterisini başlatmak için F5 tuşuna, çıkmak için de ESC tuşuna basarız. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz, PowerPoint ile oluşturulmuş sunum dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A. XLSX, B. DocX, C. PPTX, D. TXT. PowerPoint dosyalarının uzantısı arkadaşlar PPTX'dir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuz, aşağıdaki dosya uzantılarını hangi tür içeriğe ait olduğunu belirtiniz diyor. AVI uzantısı arkadaşlar dosyanın video olduğunu gösterir. MP3 uzantısı dosyanın ses dosyası olduğunu gösterir. GIF uzantısı dosyanın bir resim dosyası olduğunu gösterir. TXT uzantısı dosyanın yazı dosyası olduğunu gösterir. DocX de arkadaşlar Microsoft Word programının uzantısıdır. Dosyanın Word dosyası olduğunu gösterir. Yedinci sorumuz, bilgisayar programlarında yardım penceresini açan tuş hangisidir? A. F1, B. F2, C. F3, D. F4. Bilgisayar programlarında arkadaşlar yardım penceresini açan tuş F1 tuşudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Sekizinci soru. PowerPoint programında yandaki simgenin görevi nedir? A. Yazıyı büyütür. B. Yazıyı ortalar. C. Resim eklemeye yarar. D. Şekil dolgu rengini değiştirir. Şekilde gördüğünüz simge ile arkadaşlar slaytlara resim ekleriz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Kağıt üzerinde bulunan bir yazıyı veya resmi bilgisayara aktaran araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Klavye, B. Yazıcı, C. Tarayıcı, D. Flash bellek. Kağıt üzerinde bulunan yazıyı ya da resmi bilgisayara aktarmak için tarayıcıyı kullanırız arkadaşlar. Şekilde görüyorsunuz. Bu tarayıcının görevi kağıt üzerinde bulunan resmi ya da yazıyı bilgisayara aktarmaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitelerinden değildir? A. map.gov.tr, B. tbmm.gov.tr, C. başbakanlık.gov.tr, D. google.com.tr. Arkadaşlar, bir sitenin resmi site olduğunu gov uzantısından anlarız. Bu şıklardan Google Türkiye Cumhuriyeti resmi sitelerinden değildir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 11. soru. Klavyede ekranın fotoğrafını çeken tuş hangisidir? A. Print Screen, B. Delete, C. Insert, D. Home. Ekranın fotoğrafını çekmek için arkadaşlar klavyede Print Screen tuşuna basarız. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 12. soru. Excel'de oluşturulan yandaki tabloda 2017 yılına ait karı veren D5 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karı bulmak için gelirden gideri çıkarırız arkadaşlar. 2017 yılının karını bulmak için B5'ten C5'i çıkarırız. Doğru cevabımız D şıkkıdır.
13. sorumuz. Aşağıdaki formüllerden hangisi Excel'de formül kurallarına göre yanlıştır? Şimdi arkadaşlar Excel'de formül yazmak için formülümüzü eşittir ile başlatmamız gerekir. Bu yüzden C şıkkındaki formülümüz yanlıştır. Doğru cevap C şıkkı. 14. soru. Excel programı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Formüllerde boşluk yerine tırnak karakteri kullanılır. B. Formüller eşittir işaretiyle başlar. C. FX yardımı ile formül oluşturmak mümkündür. D. Formüller diyez işaretiyle başlar. Arkadaşlar Excel programında formüllerimiz eşittir işaretiyle başlar. Yanlış olan D şıkkıdır. 15. soru. Yandaki tabloda 7 ile 25 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada 7'yi ve 25'i toplamak için A2 artı B3 dememiz gerekir. Ve bunu eşittir ile yazmamız gerekir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi Excel'de bulunmaz? A. Hücre. B. Slide gösterisi. C. Ad kutusu. D. Formül çubuğu. Arkadaşlar Excel'de slide gösterisi bulunmaz. Slide gösterisi PowerPoint'te bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 17. soru. Yandaki tabloya göre A3 artı B2 çarpı C2 işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar A3'te 5 var. B2'de 3 var. 5 ile 3'ün toplamı 8'dir. Ve bu toplamı C2'de bulunan rakamla yani 20 ile çarpmamız gerekiyor. 8 çarpı 20 160 yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 18. soru. Microsoft Word'de sayfayı yatay konuma getirmek için hangisi kullanılır? A. Giriş stilleri değiştir. B. Ekle boz sayfa. C. Sayfa düzeni yönlendirme. D. Görünüm yakınlaştır. Microsoft Word'de arkadaşlar sayfa yatay konuma getirmek için sayfa düzeninden yönlendirmeyi seçeriz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir? Arkadaşlar bir şifrenin güçlü olması için hem rakamların hem küçük harfin, büyük harfin hem de simge karakterlerinin olması gerekir. Bu şıklardan en güçlü şifre D şıkkındaki şifredir. D şıkkındaki şifreye bakacak olursanız hem rakamlar var, hem büyük harf var, hem küçük harf var, hem de simge karakterleri var. D şıkkındaki şifre en güçlü şifredir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 20. soru. Yanda Anadolu Üniversitesi'nin internet adresi verilmiştir. Adreste soru işareti olan kısma hangi web site uzantısı getirilmelidir? Arkadaşlar üniversitelerin internet adresleri EDU uzantılıdır. Bu soru işareti yerine EDU uzantısının gelmesi gerekir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar yazılı sorularımız bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.